Ben Mehmet Avunduk, İngilizce halkından Mehmet Avunduk. Mehmet Bey, bu yıl üzüm festivalinin üçüncüsünü yapıyorsunuz. İncesu yöresinde üzümcülük hakkında, bu gelenek hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Bu galiba altıncısı olsa gerek üzüm festivalinin. Üzüm, bizim İncesu'da 30-40 çeşit üzüm var. Bu aslında bizim kendi babalarımızdan, dedelerimizden kalma gözüküyor ama bu üzümcülüğün esası burada daha önce yaşayan Rumlardan kalma. Bağlar onların zamanında icat edilmiş. Onlardan bize intikal etmiş. Biz devam ettiriyoruz. Buranın meşhur kaya bağları vardır. Gerçi şu anda eski özelliği kalmadı ama yine de çoğu görülüyor sayılır. O kaya bağları da şimdi yeni bağlar diye bağlar icat edildi. Onlar solladı. Bu yeni bağlarda daha fazla güzel üzüm, randıman üzüm yetişiyor. Kaya bağlardaki üzümler çok güzel, çeşitli üzümler aslında. Eskisi kadar randımanlı olmadıysa da bağları ihtiyarladığı için kaya bağlarda. Şu andaki yine üzümler iyi, güzel, lezzetli üzümler yani. Çeşitli siyah üzüm, beyaz üzüm, parmak üzümü, Şam üzümü dediğimiz parmak üzümü, çeşitli üzümlerimiz var. Miskare burcusu, para burcu. O kaya bağlarda öyle üzüm yetişirdi ki, yani kukurt, ilaç, hiçbir şey istemezdi yani. Kurtlanmazdı, çöplenmezdi, külleme olmazdı yani. Son zamanda bağcılık bırakıldı. Hiç ölmez oldu. Bağlar köllük kaldı. Şimdi hani hazırda biraz kendisine lazım olanında işte ancak bu kadar yapabiliyor. Elvani çeşitlerimiz gerçekten çok. Sonra bir gün pekmez kaynadılar. Bunlar elvani çeşit pekmez yaparlar. Kabak pekmez, patlıcanı pekmez, kayseri pekmez. Efendime söyleyeyim daha ne reçeller hepsini yaparlar. Çiş etmesi, çarpma pekmez olur. Tane elvası gibi olur onlar. Fakat düştü onlar, kaliteden düştü. Onu yapan adamlar gitti. Şimdi bir tane yok yapar. Şimdi üzüm kaynatacak adam bulamıyor. Hepsi o sandı. Bağ, yabancıya gördürüyoruz bağları. Çoğu. Hiç gören yok bağda. Bizim halk bıraktı üzümcülüğü, bağcılığı. Hep memur istiyorlar. Memur. İşte bu kadar. Yani sonra... İşte İncesu yeşil elini gösterecek. Dükkanlarını, çarşısını, pazarını. Tamam, gösteriyor ya. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İlçe Tarım Müdürlüğü'nden emekli Hacı Yusuf. Evet Yusuf Bey, şu anda yaptığınız işi de bize biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Şimdi turistlere hediyelik evlere falan yapıyorum. Hayvanlar yani hayvanlara ılkı geçti. Motor çıktı, hayvanlar ısı aldı. Şimdi sanat çürüdü. Efendim, bundan başka kutu yapan yok. Yok. Bir lira bu yapıyor. Kalmadı. Ne üstüne kaldı, ne kalsın kaldı. Şimdi iki tane daha dayım var. Ben sen dur. Benden bir şeyleri kaldı, ne kalsın kaldı. Hiçbir tane kutumda kalmadı. Bir tane bu kaldı.
Bu çarşıda kaç kişi varsınız? Kaç kişi yapıyorsunuz bu işi? İçeride 3 tane, 2 tane dayı, 1 tane yeğen. Bir tane bir yeğen var. Babadan, dededen miras. Peki bu yaptığınız semerleri turistik yörelere mi gönderiyorsunuz? Hayır, şimdi Ürgüp'ten geliyorlar halıcılar. Turistlik memleketlere götürüyorlar, turistlere satıyorlar. Evet. Ağrınıza bilmiyorlar. Yani asıl yapıldığı yer burası olduğu halde buradan turistik yörelere pazarlamasını evet, yapıyorlar değil burası mi? Burası imalathane olmuş oluyor. Evet. Turistlik memleketlere götürüyorlar, oralarda satıyorlar. Peki sizden sonra bu sanat ne olacak, yok olacak mı? Hiç yetiştirdiğiniz kimseler yok mudur? Kimse yani zaten sanat çökmüş durumda. Evet. Karın doyurmuyor. Bizler de emekli olduğumuz için. Vakit geçiyor burada. Vakit geçirme geçin. Hevesi de yok. Hiç havası yok. Hiç havası yok. Bizim de kanımızın doyduğundan değil. Bunda kanımızın doyduğundan buraya vakit geçiyor. Sadece bir meşguliyet işte. Peki İncesu dışında başka yerlerde semerci ustası kaldı mı? Bir bilginiz var mı bu konuda? Yok. Hiçbir yerde yok. Ne Kayseri'de hiçbir var. Hiçbir yerde. Hiç. Sadece burada 3 kişi kaldı. Ne Kayseri'de var, ne Ürgüp'te var, ne Nevşehir'de var, ne Develi'de var. Yani mesleğin son 3 temsilcisi de İncesu'da. Evet. Peki içinde bulunduğumuz mekanı biraz anlatır mısınız? Burası neresi? Burası Karamustafa Paşa'nın yaptırmış olduğu meskenler. Çarşı mı bu? Eski evet, çarşı bu mu? İncesu'nun eski çarşısı. Şimdi pek esnaf da kalmadı değil mi? Yok, esnaf da kalmadı. Sadece şimdi 6 kişi var. Bir tane berber, bir tane köşker, bir tane dereci var. Dereci, 3 tane de semerci. Hiç kimse yok burada. Bir de kahveci var. Peki kaçtan gidiyor? Bu semerleri siz kaçtan çıkarıyorsunuz? Biz bunları 8 liraya, 9 liraya. Evet. Veriyoruz. Peki kaça satılıyor biliyor musunuz? Turistik yörelerde asıl fiyatı ne kadar bunların? Vallahi onlardan yani şimdilik malumatımız yok. Ürgüp'te kaça gidiyor bilmiyorlar. Bildiklerini, aldıklarını söylemiyorlar. Efendim afiyet olsun. Aa, buyurun Ümmet geldim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hamdolsun, ben iyiyim. Sen nasılsın? Şükürler olsun, biz de iyiyiz. Allah şükürler olsun. Amin, amin. Peki bugün üzüm festivali var. Ne diyorsunuz bu konuda? Siz de son semerci ustalarından birisiniz. Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın yaptırdığı çarşıda son mesleğin son temsilcilerinden birisiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Bu konudaki düşüncelerimiz nihayet bir sene daha döner ağrı. Ondan sonra herkes kapına çekilir, kadın olur. Artık kime kalırsa kalsın bu meslek, bu dünya, bu çarşı, bu han, bu hamam. Yaşım varmış diye 82'ye, 85'e. Efendim, daha hayatta ne bekliyor? Evet, evet. Gelecek nesillere emanet. Eğer onlar da şerefiyle, hasiyetle yürütebilirlerse ömürlerini, yürütmezlerse varsın birbirini, çift tavuk gibi boğsun dursun. Peki sizin zamanınızda, yani gençlik döneminizde üzümcülük daha ileriymiş öyle mi? Şimdi artık körelmeye başlamış öyle diyorlar. Doğru. Nasıl peki? Yani biraz bilgi verebilir misiniz eski zamanlar hakkında? İncesu'da nasıldı üzümcülük? Bu hususta beni konuşturma. Konuşmamın sözü siyasete varır dayanır. Dayanır. O da bozgunluk getirir. Bırak. Bu milleti tembel yapan, aptal yapan, dilenci yapan, rezil yapan bu hükümet. Bu hükümet 4 tane fabrika yaptı. Alıyor efendim teknik elemanları, ustaları şunu bunu. O da üşvetle bile bile geride kalan çakal kalıyor. O da çalışmayı sevmiyor. Bağ başına koy aldı üstün faaliye. Değil mi? Ziraat üzümlük ileriymiş. Ne ileri ne bizi. Hepsi Anadolu sıvıra düştü. Evet. Bu memlekette efendim 10 bin bağ var. 10 bin bağ içinde tek 100 tanesi görülüyor. 100. Evet bu 10 bin bağ yenilenirdi, sulanırdı, otu alınırdı, engil alınırdı. Bahar bili, engil bili, budamasıydı. Üzümler olurdu ki en azından yarım kilolu kunda. Şimdi silbi.
Ben 84 sene evvelkini haber biliyorum. Şimdiki hep birani oldu. Orman ağacı kestiler, ben ne yaptılar, ne yaptın diyen yok. Kesiyorlar, odun yakıyorlar, efendim, kocacısı yok, bilmem nesi yok, bilmem nesi yok. Evet. Evvel millet tutardı bağlarına bekliği, bağlarına ücret verirlerdi. Bir takım üzümü kopmadığı gibi bir kimse de giremedi, hayvan da giremezdi. Titizlikle beklenirdi. Bunlar 40-50-60 sene evvel, 70 sene evvel. Şimdi yaşara yan sürüyor, ölene de can sürüyor. İncesu, Kayseri'ye çok yakın bir ilçedir. İle uzaklığı 35 kilometredir sevgili seyirciler. Sivri Dağ ile Tekke Dağı'nın arasındaki vadide kurulu bulunan ilçede 10 bini aşkın insan yaşamaktadır. İncesu'ya gelen birisi hemen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 1670 yılında yaptırdığı külliye ile karşılaşır. Bu külliyenin içerisinde oldukça büyük bir kervansaray, cami, medrese, hamam, sübyan mektebi, çeşme, fırın, dükkanlar ve su yolları vardır. Yani İncesu'yu baştan aşağı imar eden kişi odur. İncesu ilçesinde yaptığı eserleri geniş bir surla çeviren Kara Mustafa Paşa, ilçeye adeta korunak yapmış ve bu surların kapıları belli bir vakitte kapanınca ilçeye girmek ve ilçeden çıkmak söz konusu olmazmış. İşletim ve emekli öğretmen. Burada 20 sene lise müdürlüğü yaptım. Milli eğitim müdürlüğü yaptım. Ve Kadı Burhanettin İlk Öğretim Okulu'ndan 1998'de emekli oldum. 33 sene çalıştım ve İncesu'nun yerlisiyim. Hocam, yörenin tarihi hakkında, yörenin hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz? Tabii, İçinde tabii, bulunduğumuz tabii. Mekan hakkında. İncesu'nun tarihi bir ilçedir. 1565 yıllarında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından inşa edilmiş ve kurulmuştur. Buranın kurulmasında şu önemli olaylar cereyan etmiş. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Endur'una yetişen ender kişilerdendir. Zamanın padişahı Mısır'a tahsil için gönderirken burada yolu buradan geçmiş. Burada kaldıklarında bir rüya görmüş. Rüyasında büyük bir nur halkası teşekkül etmiş. Ve daha sonra bu nur halkası siyah bir halk olarak boğazına geçmiş. Mısır dönüşünde o zaman sarayda rüya tabircileri vardır. Rüya tabircilerine bu yorumu yaptırmış. Nedir bu rüyanın yorumu demişler. Demişler ki siz büyük bir devlet adamı olacaksınız. Işığınız etrafınızı aydınlatacak. Fakat sizi çekemeyecekler. Bu nur halkası bir siyah halka olarak başınıza, boğazına geçecek demişler. Nitekim Viyana'nın ikinci kuşatmasında o zaman arkadan Osmanlı'nın desteği ve bilhassa Kırım ordusunun desteği gelmeyince orada büyük bir yenilgi almıştır. Saraya çağrılarak ne yapmış? Boğulmuştur. Bura kurulduğunda bir külliye olarak kurulmuş. Ve zamanı padişahı o zaman demişler ki siz gidin İncesu'ya burayı inşa edeceğiz. Ve oraya bir ilçe yahut da bir yerleşim alanı kurun demişler. Beraberinde büyük bir usta teşkilatıyla yani mimar, mühendisle gelmiş. Ve burada han, hamam, kervansaray ve medrese, büyük bir külliye inşa edilmiş. Ve burada inşa ettirirken 14 tane de burada şehrimizde bir şey vardır, dükkanlar vardır. Bu dükkanlar demirci dükkan olarak yapılmış ve burada çalışan bütün ustaların aletlerini, hırdavatlarını ve arabalarının tekerlerini ve her türlü tesisatlarını yapmışlar. Uzun bir sürede burası inşa edilmiş. İnşa edilirken bir er, o zamanki paralı erlerinden cami yapılıyormuş. Omuzuna taşı indirmiş, tekrar geri getirmiş. Niçin indirip getirdiğini karşılığında demiş ki ben zamanı su ihtiyacı oldu denince derhal cami inşaatı durdurulmuş.
hamam inşa edilmiş ve tarihi bir hamamımız vardır. Kervansaray efendim burada fevkalade bir külliyedir. Halihazırda biliyorsunuz içerisinde bizim festivalleri pazarlar yapılmakta ve vakıflar zaman zaman onarmakta. Yine de bir bakımsız hali görünmektedir. İnşallah ileride bu bakımlı bir hale geçer. İlçemiz de bundan mutluluk duyar. Ünlü şairimiz Faruk Nafiz Çamlıbel, ünlü Han Duvarları şiirinde İnce Su'yu anlatan bölüme şu mısra ile başlar. Uzun bir yolculuktan sonra İnce Su'daydık. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Faruk Nafiz, 1922 yılında Anadolu yollarında ilk kez Anadolu'yu görmenin heyecanını yaşarken bu durumu ünlü Han Duvarları şiiriyle ölümsüzleştirmiştir. İstanbul'dan trenle Ulukışlı'ya gelen şair, oradan yaylı ve tenteni bir araba ile Niğde, Araplı ve İncesu'da konakladıktan sonra Kayseri'ye ulaşır. İncesu'ya geldiği zamanı şiirinde şöyle anlatır. Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık. Bir handa yorgun, argın, tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyası ile uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlara yandım. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu, satılmışım ben. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Burada karargahlar. Burada istirahat eder. Buranın özelliğini ve ilk yolun kapısını olduğu çok hoşuna gider. Buraya Bağdat seferini yaptıktan sonra buraya güzelce bir güzergah yaptırayım diye söz verir. Bu güzergah neticesinde Bağdat'ın islahatından sonra Genç Osman'la beraber, o efsaneli Genç Osman'la beraber geldi. Bunun şeysini alırlar. Yanıyor. Bu hazineyle, buranın hazinesiyle Bağdat'ın buraya Han Hamam Cami 1081 senesinde imar edilir. Tevrancılar onar istirahat eder. Tevrancılar ibadethanede namaz kılar. Tevrancılar hamamda yıkanır, temizlenir, dinlendikten sonra tekrar yoluna bir riayet gider. Bu haller karşısında bu Tevran Sarayı'nın özelliği ve Tevran Sarayı'nın bütün efendim millete hizmeti bu şekildedir. Tevran Sarayı, Devlet-i Osmaniye'nin tanınmış efendim sırasında güzel bir güzergah yapılmıştır. Bu güzergah hatıra olarak da hala devam ediyor ve hürmetimiz de sayesinde yaşatmaktadır. Yıkık yerlerini tamir ediyor. Efendim, güzel güzel bizler de temizlikliğe mecburuz. Bunun için bu semerler de Devlet-i Osmaniye'nin zamanında Lumlupınar, Sakarya, selam İnönü, kolay gelsin ey. Efendim, aleyküm selam. Ne? Bağdat cephelerinde hayvanların arkasında cephane taşıyarak bu zafer, bu vatan kurtuldu. Bunlara katkısız yaptı. Fakat küçümsemeyin. Bu semeri, bu hayvanları küçümsemeyin. Bu hayvanlar, o vatandaşlar, o yiğitlerin sayesinde Çanakkale, Lumlupınar, İnönü, Sakarya savaşlarının zaferine katkıda bulunmaktadır. Anadolu yuvarlan,
türbesi var. Hadi gel. Emmi! Sen ne kaldık o lan? Hadi. Hatta normal değil. Hadi bağım seni. Beşir! Meyran. Günler. Hadi hadi. Ömer ateşte de suyu karşı. Aynı zamanda kültür ve sanat festivalidir. Bir değerli konuşan arkadaşım üzümün ekonomik değerinden bahsetti. Elbette üzüm belirli sınıflar içerisinde çok miktarda ve bir pazarlama anlayışı içinde yapılırsa değer ifade eder. Çok çeşitli, az miktarda ama pazarlama şansı çok sınırlı bir alan içerisinde olduğu için istediğimiz neticeyi şikayet ettiğimiz gibi alamayız. Bu kadar genişlikte de üretim yapma imkanımız yok. Buradan şunu söylemek istiyorum. İncesu için üzüm, üzüm çeşitleri, bağ, bağcılık, bağ bozumluğu, sergi, bütün bunlar bir kültürü ifade ediyor, bir tarım çeşidini ifade ediyor ama onun ötesinde bizi belli günlerde bir araya getirmeye, birleştirmeye, buluşturmaya, dayanışmaya yardım ediyor. Bir simge olaydır. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimiz takdirde meseleyi daha iyi anlayacağımızı ve anlatacağımızı umut ediyorum. Sevgili hemşerilerim, bu festivalde benden evvel saz şairlerinden başlayan çok değerli konuşmalar yapıldı. Benim eşimin de sınıf arkadaşları olan bir küçük, aslında sayıları belki tamamını ifade etmiyor ama bir büyük grup burada bulunuyor. Bu festivalin içerisinde ayrı bir özellikle bulunuyorlar. Bu festivalin renkli olmasını çağrıştıran bir ayrı özelliği de böylece yaşamış bulunuyoruz. Festival buluşma, birleşme, dayanışma, özdeşleşme, birbirlerimizle hasret giderme olayıdır da demiştim. Ama festivalin ismi içerisinde bir çeşitlilik var, bir renklilik var, bir farklılık var. Hatta biz eskiden öyle derdik, şimdi çok o kullanılmıyor. Çok festival denildiği zaman bir karmaşa, bir kargaşa, bir düzensizlik de bir başka manada hatıra geliyordu. Şimdilerde çok ciddi ciddi birçok günler, olaylar, törenler festival altında sunulduğu için bu benim anlattığım biraz tarih oldu. Sevgili hemşehrilerim, bilmiyorum belediyemiz öyle bir anlayış içerisinde mi? Bu festival dolayısıyla ben geçmiş yaşadığım çocukluk ve gençlik yıllarımın incesunu hatıralara dayalı olarak anlatmayı tercih ederdim. Çünkü bizim yaştakiler bundan sonra bu gibi toplantılarda pek fazla karşınıza gelmeyebilir. Onları tespit etmek için, o hatıraları belgelendirebilmek için bu törenler bir vasıtadır, bir araçtır. Onun için diyorum ki 5-6 sene evvel yine burada yaptığım bir konuşmanın banda ve kayda alınmadığını sonra üzüntüyle tespit ettim. İnsan aynı konuşmayı ezberlemiş gibi bir başka festivalde tekrarlayamaz. O sebepten bunları kayıt altına almanın da hatıra zenginliği bakımından
faydalı olacağını düşünüyor ve yetkililerin bu konuya dikkat etmelerini de ayrıca gönülden diliyorum. Sevgili hemşerilerim, tabii benim bir siyasi kimliğim var. Ama müsaade ederseniz bugün festival, bayram, şölen gibi adlandırdığımız faaliyetlerde bu kimliğimizi konuşturmayalım arzu ediyorum. Yaptığımızla, yapamadıklarımızla, düşüncelerimizle, geleceğe dair hülyalarımızla onu bir tarafa bırakalım. Onu zamanı gelince konuşmak üzere erteleyelim. İsterseniz daha özel manada demin altını çizdiğim hususlardan bazı parçalar sunmak suretiyle. Zaten gün boyu beklediniz, sabırsızlandınız. Konuşmalarla bir hayli da beyniniz, zihniniz dolu oldu. Fazla ilaveler yapmadan renkli geçişlerle konuşmamı tamamlamayı düşünüyorum. İncesu küçük bir ilçe. Hatta böyle ilçelere kasaba, belde denir mülki mananın dışında. Böyle bir İncesu. 50 senelerin öncesinde demin söyleyen doktor arkadaşımızın dediği gibi öyle bir İncesu. İncesu'yu anlatırken nereden başlayalım? O zaman çocukluk dünyamızda İncesu sanki büyük bir şehir. Bir İstiklal Caddesi sanki İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ni zannedersiniz. Halbuki şimdi gelin bakın o İstiklal Caddesi daralmış sokaklarıyla, küçük binalarıyla size görünür. Ama bizim o çocukluk yıllarımızın İncesu'nda o binalar çok yüksek katlı, o balkonlar çok geniş, o yollar, o akasyalar çok başka, çok renkli. Kayseri'den gelirsiniz, Kırkayağ'ın otobüsüyle gelirsiniz. Kırkayak, Recep Ağabey'in bir başka adıdır. Onun otobüsünde belli yerde oturmak bile bir imtiyazdır. Karaburun'dan girersiniz, Taşın içi. Taşın içi nedir? Belki şimdiki İncesulu nesil bilmez. Ali Bore nedir? Bilemez. Kızılyazı, Say Değirmenleri. Hemen o taraflarda işte Ören Şaraltı, Garipçe, Bağlar, Sarmaca, Koçağlı, Bahçesaray. Bahçesaray deyince Bahçesaray'ın ismi acaba Kırım'daki Bahçesaray mı diye düşünmeye davet ediyorum. Evet, doğrudur. Kırım'daki Bahçesaray'ın isminden, Kırım'dan gelen bir kısım soydaşlarımızın İncesu'ya yerleşmelerinden alınmış. Hatta bu şimdi park olan yerde saray kapısı varmış. Ona ben de yetişemedim. O kapıyı sonra yıkmışlar içeriye girmek için. Sonra bir sel dolayısıyla da bu tarafta üç gözü yıktılar. İki yıkılanın ortasında şimdi bir handayız. İşte İncesu öyle bir yer. Erciyes Dağı'nı, Kızılören'i falan anlatmak istemiyorum. Şişhaban'dan kışa doğru meşeler gelirdi satılmak üzere. Hala Şişhaban'da bilmem meşe ağaçları var mı? Biz demiryolu civarında hayvan otlatmaya giderdik. Dolakaya ve omuzumuzda kuzu otu çabuk yolunurdu. Çarşır otu da çabuk yolunurdu. Bahar olduğu zaman kengerlerin üstünü bağ bıçağıyla keserdik. Fışkıran sütüyle kenger sakızı oluşurdu. O baharı son aylarına doğru giderken tarla kenarlarında yemlikler, karavuluklar, teke sakalı dediğimiz yenilecek bitkiler olurdu. Şimdiki İncesu'daki gençler bunu biliyor mu bilemem. Onları toplardık. Böyle bol su falan yoktu. Silkelerdik topraklarını, ondan sonra yemeye bakalım. Bağlar ayrı bir. Madem ki üzüm festivalindeyiz, üzümden bahsedelim. Tarım müdürü bazılarını anlattı. Üzüm bizim İncesu'nun kültüründe çok derin etkileri olmuş bir meyvedir. Üzüm çeşitleriyle bizim sofralarımızdadır. Pekmezlerinin çeşitleriyle sofralarımızdadır. Kütkü üzümünden, böcekten, fırıklı böcekten, keçi memesinden, karayevrekten, ildeşten,
gül üzümünden, çavuş üzümünden, karaburcudan birçok çeşitleri renk renk hep önüme gelir. Temmuz ayının sonuna doğru bir alaca düştü mü düşmedi mi lafı dolaşır. Alaca düştü demek evvela karayörekten başlayan bazı siyahlaşmış üzümleri salkımı hatırınıza gelir. Dediğim size. Aksu'da bizim bir bağımız var. Bu bağ hala duruyor. Bu bağda muş vardı, dağdan vardı, bademler vardı, tahir elması vardı ve biz çok defa bağ bozumuna dedem dahil amcalarım, yengelerim göçerdik. Susuz bağ, yol kenarında bağ, Akpınar'dan eşeklerle, ağaç heybelerle su taşırdık. Hölemezle pekmez kaynatırdık. Üç büyük gözü olan şiranesiyle bir evcigil olan bağımız var. Ama Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Bu bağ şimdi bizim bağ değil. Yaşar, ne yaşamaz hikayesi. Bütün yakın akrabalarımızın olmadığı bir dönemde bu bölgeden tapulama geçer. 50-60 sene dedem dahil hepimizin orada yaşadığı, kandağından su içtiği, gediri yatırdığı, üzüm kestiği, şiraneliğinde üzüm çiğnediği, pekmez kaynattığı o bağ tapulamada sanıyorum bir komşumuzun üzerine yazılır. Kimse itiraz etmez, itiraz süresi geçer, kesinleşir. İşte bu bizim bağ. Acaba bizim bağ mı? Zaman kalırsa bu festivalden sonra görmeye gideceğim. Değerli hemşehrilerim, İncesu'nun birçok renkli tarafları var. Hele yaz tatilinde şurada burada okuyan gençlerimiz buraya geldikleri zaman İncesu'ya ayrı bir renk katarlar. Sorardık, handa top oynuyorlar. Han burası. Top oynanan yerde şu sol tarafı. Handa top oynuyorlar. Spor sahası yok. Ayakkabı yok. Top, o da çok öyle hemen kolay bulunan bir şey değil. Gece hayatı İncesu'da 955'lere kadar elektriği olmayan bir hayat. Sadece Sami Kızılay ve zannediyorum Mehmet Usta'nın marangoz hanesi dolayısıyla getirdikleri bir jeneratörden bu bahsettiğim İstiklal Caddesi'ni aydınlatan bir küçük elektrik var 951'lerde falan. O da böyle bir durumda. İşte o ay ışığı karanlık içerisinde arkadaşların şarkı türküleriyle gece yarılarına doğru bir yaz programını hepimizi meşgul ederdi. Değerli hemşehrilerim, o günlerden bugünlere geldik. Bu anlattıklarım bugünün İncesu'na dünü takdim edecek ana başlıklardan bazıları. Hepimiz bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bütün hemşehrilerimizin özünde bir İncesu sevgisi var. Bazen eleştirirler. Hemşehrilerimiz çok birbirini sevmez, tutmaz filan derler. Ama dışarıda olunca pek birleşiriz ama burada da yine birçok şeyi söylemekten de geri kalmayız. İnanıyorum ki geleceğin İncesu daha iyi gidecektir. Gençlerimiz daha bilinçli yetişmektedir. Daha ileriyi gören, meslek sahibi olmak iştiyakıyla hareket eden gençlerimizdir.